konuşacağız. Bir konuğum olacak kendisi İranlı gazeteci Farşit Bageryan bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk yayınlar efendim sağ olun. Evet şimdi ikinci tura kaldı seçimler. Kimin şansını daha fazla görüyorsunuz? Pezeşkiyan mı Celil mi diye sormak isterim. Şu anda birinci sırada olan kişi zaten şansını koruyor bana göre. Aynı hatta mesafeyi de koruyacak. Hatta daha fazla olabilir. Bana göre tabii bu şahsi fikrimdir. Yani ya hiçbir şekilde seçim etkilemek istemiyoruz ama kendisi kazanacak. Evet efendim. Şimdi evet. Mesut Pezeşkiyan değişim isteyenlerin umudu oldu deniliyor. Çıkışları var işte zorla başörtüsü taktıramayız gibi açıklamaları var. Ne dersiniz? Yani Pezeşkiyan seçilirse eğer İran'da nasıl bir değişim olur, nasıl yansımaları olur diye sormak isterim. Hemen söyleyeyim. Bakın sadece İran'da değil birçok ülkede bir muhasses zaman var. Muhasses bir çizgisi var. O çizgi anayasadan ibarettir. Anayasa olması bile yani İngiltere gibi muhasses zamın kendisi bir yani bir kemik kesmiş bir kültürü var. Dolayısıyla buradaki Cumhurbaşkanı yetkisi anayasaya göre o kadar dediğiniz gibi yani geniş değil. Yani burada başörtü meselesi farklı bir konu geliyor. Yani şimdi burada fıkıh veya şeriat devreye giriyor. Cumhurbaşkanı'nın e, yetkisi bunu kapsamıyor. Ama ben tahmin ediyorum. Yani bu dediğiniz gibi katılıyorum bir miktar size. Muhasese zaten bir önceki evresinde yani Marum Reisi ile birlikte biliyorsunuz bir homojen bir yapı sahipti. Yani muhasese meclis, e, cumhurbaşkanlığı yani bütün erkler aynı çizgilerde yürüyordu. Fakat bu biraz kırganlığı yarattı. Yani bu başörtü meselesi, yani turban meselesi, ekonomi meselesi çok çözülmedi bir takım vaatler zaten yerine getirilmedi. Yani vaatler havada kaldı. O bakımdan e, bence muhasebe zam kendisi şu anda bunu bir şekilde deniyor. Yani Amerika nasıl çok yoğunlu bir dış politika ya da iç politika siyaseti... yürütüyorsa İran o yani tek yoğunlu siyasetten iki yoğunluğu daha doğrusu çift yoğunlu bir siyasete bence e, deneyecek. Yani dış politikada ya da bazı kesimlerde iç politikada, politikada bir reformist ya da reformcu bir yaklaşımı ile ama sonuç itibariyle muhasebesi zaman kendi yapısı ile itibariyle e, o çizgiye devam edecek. Burada da bir burada kura e, Mesut Bey zaten çıktı. Yani sonuç itibariyle bir bunu yapacaktı. Mesut Bey'in bir adam çok fazla bir performansı yani eskiden performansı yoktu. Yani siması biraz masum bir siması var. Yani hiç çok da yani yani geçmişi de o kadar ne parlaktır ne de o da karanlık noktası var. O açıdan iyidir. O bakımdan da bir vaatlarda bulundu. Yani bu reform başörtü, Amerika ile entegre olmak, FATF ile vesaire vesaire. Bunlar o kadar kolay değil. Yani bunları yapmak bir cumhurbaşkanının tek başına yapabileceği bir iş değil. Yani siz eğer siz buradaki gerçeği sizin dışınızda yani metafizik itibariyle doğrudur ama metafizik fiziken siz karşı tarafı nasıl ikna edebilirsiniz? E, Amerika tam seçim günü, tam seçim günü 15 kurum ve kişiye zaten amara altına aldı. Tam seçim günü sabahı. Hatta seçim sabahı biliyorsunuz Başkan Biden e, ve e, aday aday Başkan Trump daha doğrusu e, bir münazara yaptılar. Yani bütün dünya buna e, kilitlendi. Hiç kimse İran seçimine o kadar ilgilenmedi. O bakımdan onlar çok fazla dediğim gibi yaklaşımı yani hemen pezeşyan Bey gelip gelmez biz o nükleer anlaşmasını yapalım diye değil çünkü iç meselesi var ve için iç meselesi değişmesi gerekiyor. O reform içeride o kadar kolay kolay olmuyor efendim. Buyurun. Evet, Pezeşkiyan şimdi seçimin favorisi görünüyor. İlk turda evet. da önde tamamladı zaten. Kendisi 2021'de de aday olmak istemişti ama veto edildi. Şimdi ne değişti de aday gösterildi peki? Bu veto meselesi ilginçtir. <laughs> Haklısınız. Mesela örnek söylüyorum bizim cumhurbaşkanlarımız eski cumhurbaşkanlar şu anda başvuru yaparsa veto edilecekler. Yani bir sanki bir serüven var burada İran'da. Yani bir cumhurbaşkanı görevi bittikten sonra bir itibarsızlaştırılıyor. Yani dönemi bitiyor daha doğrusu. Kendisi bir bakanlık yaptı biliyorsunuz Sağlık Bakanı e, Ruhani Bey döneminde bakanlık yaptı. Tıp doktoru kendisi. E, o zaman tabii o zaman olmadı çünkü reformist. E, görüşe sahip değil sadece. Bir globalist görüşü sahiptir. Yani bunlar tabiri caizse burada neoliberal bir görüşe sahiptir. Neoliberal İran'da e, zamanı göre çok e, tatlı bir kelime değil. Yani tatlı bir görüş değil. Yani bunlar biraz neoliberalı, biraz e, daha doğrusu hafif ya da dışlayıcı bir e, e, terim itibariyle kullanıyorlar. Bunların görüşü neoliberal. Doğa doğrusu dünya ile entegre olmak ama o kadar kolay değil. Çünkü zaten Biliyorsunuz Marum Reisi seçildikten sonra iki savaş, büyük bir savaş başladı. Ukrayna Savaşı, Gazze Savaşı. Yani bu savaşları siz önüne kesemezsiniz. Yani İran Cumhurbaşkanı burada ne yapabilir ki? Hiçbir şey. Bundan sonrası ki meselesi, Hizbullah meselesi, İsrail'in Hizbullah saldırısı, Gazze meselesi ya da başka türlü bölgesel savaşlar. O bakımdan Cumhurbaşkanı eli kolu biraz bağlı. Yani Ama Kura onun adına şimdi çıktı dediğiniz gibi. Tabi dedikleri güzel yani vaatler güzel. Yani bu daha doğrusu e, Raisi Bey döneminde de bir takım vaatler vardı ama gerçekleşmedi. Burada da vaatler güzel ama bu vaatleri biraz dışa bağladım. Yani olmasa bile dersi diyecek ki Amerika istemedi ve ben yapamadım. O bakımdan biraz da dahiyanı bir vaatlerde bulundu bana göre. O şekilde inşallah ben onu kazanacak yani burada ben şahsen bir şüphem yok kendisi kazanacak efendim. Evet buyurun. Evet. Seçime katılım da biliyorsunuz yüzde kırkta kaldı. Neden İranlılar evet. sandık başına gitmedi? Bir protesto muydu bu? Siz nasıl yorumluyorsunuz bir gazeteci olarak? Protesto olabilir. Ama hepsi protesto değil. Şöyle izah edeyim. Bu veto meselesi dediğiniz zaman belki benim beğendiğim ya da benim aradığım Cumhurbaşkan belki seçilmiyor. Yani koruyucu konsey vasıtasıyla seçilmiyor. Dolayısıyla ben katılımdan belki vazgeçebilirim. İkincisi bu uh, helikopter kazasının raporu biraz uh, sonuk geldi. Yani o rapor biraz kapsayıcı değildi. Bir takım insanlar o raporu bekliyorlardı. Üçüncüsü ekonomi meselesi. Burada ekonomi gerçekten iyiye doğru gitmiyor. Yani rakamlar ve ibreler iyi bir ekonomi göstermiyor. Dolayısıyla insanların şu düşünceye kapılmış olabilirler. Peki bu ekonomi düzelebilir mi? Madem düzelmiyorsa ben niye seçime katılayım? Ama konu bundan ibarettir. Tabii ki burada... Seçimler sonuç itibariyle herkes kendi kadarını katılmak istiyorsa self determination daha doğrusu İngilizce tabiriyle e, önemlidir. Ama burada dediğim gibi şu anda bir değişim söz konusu. Yani burada hakikaten eğer Bezişkan Bey dediği doğru çıkarsa yani yapabiliyor ise ben tahmin ediyorum bir sonraki seçimimiz yani Cuma günü seçim katılım yüzde en az 10-15 daha artacak. Hani o dediğinizi katılıyorum daha düşüktü. Hatta ben bir önceki Seçimden bir program yaptık sizinle kanalınızda. Reisi Bey'in, Maron Reisi Bey'in seçiminden daha az bir katılım ortaya çıkacak ki çıktı. Ama bu sefer tam tersini söylüyorum. Bu Cuma günü seçiminde bence Pleschkan Bey yüzde 10-15 arasında belki bir artışı sağlayabilir diye düşünüyorum falan. Evet buyurun. Peki İran'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini konuştuk. Yayınımıza katkınızdan dolayı ben çok çok teşekkür ederim. Gazeteci Farşit Bagaryan bizimle birlikteydi. Yeniden görüşmek dileğiyle selamlar, hoşçakalın. İyi çalışmalar, yayınlar, sağ olun. Teşekkür ederim. Evet.